Demiş ki A'dır iki sinüs x eksi 3 olmak üzere A'nın değer aralığını bulunuz. Yani A kaçta kaç arasında olabilir? İki yollu olabilir. Birincisi şu. Uzatacağım önce biraz. Dedik ki sinüsün aldığı değer nedir dedik. X ne olursa olsun sinüs değeri eksi 1'den büyük eşit sinüs x ve 1'den de küçük eşittir. Bunu zaten bir kenarı daha önce yazdık. İşte buradan hareket ederek şu ifadeyi elde etmeye çalışabiliriz. Buradan buraya nasıl geçmemiz lazım? Önce iki katını alacaksınız. İki sinüs x lazım bize sonuçta. 2 ile çarpıyorum şimdi bunu. Eksi 2. 2 ile çarptığınız zaman pozitif sayı olduğu için yön değişme gibi bir sıkıntı olmaz. İki sinüs x. Küçük eşittir. 2 olur. Daha sonra her tarafına eksi 3 eklersek, yani buraya eksi 3 eklediniz, eksi 5. Buraya eksi 3 eklediniz, iki sinüs x eksi 3 oldu. Sonra da 2'den de 3 çıkar, eksi 3 eklenince 2'ye de ne oldu? Eksi 1. İşte artık biz buraya büyük A dersek, şu elde ettiğimiz şey A çünkü soruya göre. Ne oldu işte biz A'nın eksi 5 ile eksi 1 aralığında olduğunu. Hatta onu şöyle gösterebiliriz köşeli parantezle. Eksi 5 dahil anlamında, eksi 1 dahil değil. Diyeceksiniz hocam çok uzattın, haklısınız. Ya şu da olabilirdi daha kolay istiyorsanız illa. Rengimi değiştireyim. Ya şöyle diyeceksiniz ki hocam sinüs en fazla kaç oluyor? 1. Şimdi sinüse 1 verdiğin zaman ne olur burası sinüs x1 dersin. 2 kere 1, 2, eksi 3 daha eksi 1 çıkıyor. Kenara yazdınız. Sonra sinüs en az kaç oluyor? Eksi 1. Eksi 1 koysam. 2 çarpı eksi 1. Eksi 2, eksi 3 daha eksi 5. Yani bu iki değerle alt ve üst sınırları bulabiliriz. Ve sonra eksi 5 ile eksi 1 küme içinde şöyle köşeli parantez içinde koyup. Niye köşeli parantez? Çünkü dahil bunlar sonuçta. Bu şekilde de bulabilirsiniz istiyorsanız. Daha az sıkıcı olsun diyorsanız. Diğer bir soru. Demiş ki A büyük A eşittir. 3 kosinüs x eksi 2 sinüs y olmak üzere A'nın en büyük tam sayı değeri ile en küçük tam sayı değerini bulunuz. Şimdi biraz da tabii sayı işlemleri yani sayılardaki işlemleri de bilmek gerekiyor. Biz bir kere şu kosinüsün 3 katını alıp 2 sinüsten çıkartacağımıza göre bunun en büyük olabilmesi için kosinüsü ne seçmem lazım? Bir kere en büyük. En büyük kaç oluyor kosinüs? 1 oluyor. Sinüsün önü eksi olduğu için ben bu sayıda büyük tutmak istediğim için o zaman sinüse de en küçük değeri vermem lazım ki çok fazla eksilmesin sayı. Hatta eksi 1 vereceğim. En az çünkü eksi 1 olabiliyor. Bunu yaptığımızda ne görürsünüz? 3 kere 1, 3. Artı 2 oldu şurası. Eksi 2 çarpı eksi 1 artı 2 oldu. Gördüğünüz gibi en fazla 5 olabiliyor. Başka renk alayım şimdi. Peki en az kaç olur dersek? O zaman kosinüsü en az vereceğiz. Bu sefer tam ters. Sinüsü en çok vereceğim. Çünkü sinüsün önü eksi. Yani bunu azalt yöne kadar büyütürseniz. O zaman buna da 1 vereceğim. O zaman 3 çarpı eksi 1 eksi 3 olacak. Kırmızıdan gidersek. Eksi 2 çarpı 1 eksi 2 olacak. Ne olacak? Eksi 5. Gördüğünüz gibi en fazla 5 elde edebiliyoruz. En az da eksi 5. Bu şekilde yapabiliriz tam sayı dediği için. Bir dakika yanlış bir şey olmasın. Özür dilerim. Ha. Yok hatalı yaptım galiba. Yok doğru bence. Tam doğru. Başka bir şey aklıma geldi de. Şimdi uyarı diye bir şey koymuşum buraya. Hatırladım daha önce bunu neye koydum şimdi. Uyarı. Bakalım neye uyarıyor. Şimdi az önceki soruya benziyor ama farkını anlatacağım. 3 sinüs x artı 4 kosinüs x toplamanın demiş. Alabileceği en büyük değer kaç? Şimdi bir önceki soru hatırlarsak neydi? Aşağıya tekrar. 3 cos x eksi 2 sinüs y. Ama dikkat ettiyseniz buradaki kosinüsün öndeki açı x, sinüsün y. Yani bunlar birbirinden bağımsız, birbirini etkilemeyen değerler. Yani burada yaptık. Ama şimdi bu soruda sinüs x'in de açısı aynı. Kosinüsün de aynı. Yani ben bunu en büyük değerini bulurken şöyle yapamam mesela.
Sinüs en fazla kaç oluyor? 1. Kosinüs en fazla kaç oluyor? 1. Topla 3 kere 1. 3 artı 4 çarpı 1. 4, 7 diyemezsiniz. Bu yanlış. Neden yanlış? Çünkü bir kere bunlar birbirine bağımlı. Yani ben sinüsü 1 aldığımda kosinüsün 1 olma şansı yok. Demin nasıl aldım? Demin biri sinüs x, biri kosinüs y'ydi. Yani birbiri etkilemeyen açılar olduğu için, birbirinden farklı açılar olduğu için yapabildik. Ama burada sinüse bir şey verirken kosinüs bundan etkileniyor. Yani ikisine birden bir veremezsiniz. Bunun yolu biraz uzun. Yani şu an ispatını da veremeyeceğim çünkü başka bilgiler gerekiyor. Ben sadece burada bu sorunun farklı olduğunu anlatmak için uyarıyı koydum. Yani bu soruyu bir önceki soru gibi yaparsanız yanlış olur. Dediğim gibi sinüsü büyütürken ama kosinüs de bununla bağımlı olduğu için ikisini farklı farklı seçemiyorsunuz. Yani bu da bir olsun, bu da bir olsun diyemiyorsunuz aynı açı olduğu için. Ama bunun çözümünü daha sonra, hatta bu sene göremeyeceğiz başka çünkü formüller gerekiyor. Sadece bunun farklı olduğunu deminkinden anlatmak için uyarıyı koydum. Bunu bu şekilde bir vereyim, bir vereyim, bir de bulayım gibi yapamıyorsunuz. Onu da şimdiden hatırlatayım sadece. Tanjant ve kotanjant fonksiyonları. Şimdi buraya geçmeden tabii gene ben şey anlatmam gerekiyor. Eski konuları. Bir tane üçgen çizelim. Dik üçgen çizebiliyoruz mu? Evet, şurada varmış. Şu dik üçgenimiz olsun. Şurası hadi alfa olsun. Dedik ki alfanın karşısı karşı dik kenar. Direkt karşı yazacağım artık. Uzatmayalım. Karşı. Diğeri komşu oluyor burası 90. Diğeri komşu kenar oluyor. Komşu. Diğeri de hipotenüs. Onu da hip olarak yazayım kısaca. Hatırlarsak geçen ders anlattım. Neydi kosinüs? Komşu bölü hipotenüs. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Şimdi bu sefer tanjant ve kotanjant ifadesi çıkıyor. Tanjant alfayı tan alfa diye yazayım. Tanjant alfa diye okunuyor. Bunun formülü karşı bölü komşu. Bu tanjant, kotanjant hipotenüsü hiç kullanmıyorsunuz. Tanjant karşının uzunluktan bahsediyoruz. Karşı derken karşı dik kenarın uzunluğu, ben direkt karşı yazdım. Bölü komşu oranından hesaplanıyor. Kotanjant ise bu oranın tam tersi. Yani önce komşu sonra karşı. Önce komşu gelir. Komşu bölü karşı. Bunları nasıl karıştırmayız onu da ben size söyleyeyim. Bir olarak sadece. Kotanjant hani koya, koyla başlıyor. O yüzden komşuyla başlıyoruz işte. Tanjant da bunun tam tersi. Bunu bilirseniz karşı bölü komşu oluyor. Aslında aynı şey sinüs kosinüs de var. Kosinüs ko, komşu bölü hipotenüs. Diğeri de karşı bölü hipotenüs. Bunları bir ipucu olarak vereyim ben size. Şimdi bu bilgileri önce bilmemiz lazım. Geçtik şimdi bilim çembere. Peki bilim çemberde tanjant, kotanjant nasıl bulunuyor? Şimdi bilim çemberin sağındaki şu A noktasından bir dik doğru çizdiğimizde biliyorsunuz ki burası tam bir noktası. Yarıçap bir olduğu için. Tam birden geçiyor. Hatırlıyorsak eğer birden geçen dik doğrunun denklemi, bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Gerçi geçen sene gördünüz. Ben de bilmiyorum. Konuların yerleri değiştiği için. Ya ortaokulda gözüküyor aslında şekli sınıf hatırlayan varsa. Yani bir noktasından dik çizdiğimiz zaman bu doğrunun ismi x eşittir 1. Neden x eşittir 1? Çünkü bu doğru üzerindeki her noktanın x'i 1 oluyor. O anlamda x eşittir 1 doğrusu deniyor. İşte bu bizim burada tanjant ekseni oluyor artık. Bu tanjant ekseni diye geçiyor. Tanjant ekseni. Kotanjantı da söyleyeceğim. O da şu y eşittir 1 doğrusu. Yani onu nasıl çiziyoruz? Onu da y eksenden 1'i bulup, o da b noktasına tam geliyor. Oradan bir x'e paralel ya da y'ye dikerseniz bunun ismi y eşittir 1 doğrusu, yani y'leri 1 olan noktalar kümesi. Bu da bizim burada kotanjant ekseni olup kotanjant bulmaya yarayacak. Kotanjant ekseni. Tanjanttan başlayayım şimdi. Başlangıç gene kosinüs ve sinüs de aynı aslında. Nerede bizim kokumuz? Şurada bak. Ne yapacaktık şimdi? Buradan bir sabitleyecektik. Sonra bir tane de buradan çizeceğiz. Bunu biraz uzatıyorsunuz şöyle şu kırmızı kolu. Bu sefer R noktası değil de R noktası bize neyi veriyordu?
sırasıyla kosinüs sinüsü veriyordu. Bunu biraz daha uzatırsam T noktasında kesiyor mesela ilk. Hangi doğruyu? x^1 yani tanjant ekseni. O yüzden o eksenden tanjantı bulacağız. Yani kolu gene çizdik. Çemberi değil de bu x^1'i doğrusunu kestik, en noktası bulduk. İşte bu çizginin uzunluğu, yani şunun uzunluğu bize tanjantı veriyor. Burası tanjant alfa oluyor. Peki nasıl oluyor bu eksen? Y eksenine paralel olduğu için nasıl y ekseninin üst tarafı artı, alt tarafı eksi ise, bunda da üst taraf artı değer oluyor, alt taraf eksi değer oluyor. Yani bu şu an şekle göre artı bir değer. Tabi uzunluğu artı kaçsa bilmiyorum ama şunu şekilden söyleyebilirim. BO 1 olduğuna göre, bu şekle göre konuşuyorum, T daha aşağıda birden küçük bir değer olduğunu anlıyorum. Zaten tam 45 olsa bu açı, tam kare olduğu için bu buradan geçecek ve 1 olacak. Zaten ilerleyen zamanda göreceksin, tanjant 45'in 1 olduğunu bileceğiz. Peki neden burası tanjant oluyor? Onu ispatlamaya çalışacağım şimdi. Şimdi biz biliyoruz ki bu şu üçgeni kullandığımız zaman, nerede renklerimiz? Şu dik üçgeni bu sefer kullanacağız. Şu büyük biraz daha olan. Bunun OA'sı kaç birim? OA kaç birim? 1 birim. Şurası yarıçap, şimdi 1 birim. Ve ben buraya da ne diyeyim mesela? K değil, atıyorum. K olsa şurası da. K olsa. Şimdi dik üçgende tanjant neydi alfa? Karşı bölü komşu. Yani K değerini 1'e böldüğümde, yani direkt K oluyor. O oran bana tanjantı verecek. Demek ki o, bu sebepten işte K değeri tanjantla örtüşüyor. O yüzden bu eksen tam da tanjant eksenine karşılık geliyor. Devam edelim kotanjanta. Aynı açı kolunun kotanjant eksenini, yani y^1'i kestiği bir K noktası var. Bu değer de bize kotanjant hakkında fikir veriyor. Kotanjant ekseni x'e paralel olduğu için, nasıl x'in bu tarafı artı, bu taraf eksi ise, burada da bu taraf artı oluyor, bu taraf eksi oluyor. Kotanjant peki neresi oluyor? İşte şu B noktasından itibaren şu uzaklık, hem artı bir değer olduğunu söyledim zaten. Artık bunun büyüklüğü neyse, atıyorum 2 olabilir. Çünkü 1'i geçiyor belli şekilde. Yani buradaki çizdiğim uzunluk ve artı da alarak artı işte atıyorum artı 2 gibi bir değer çıkıyor kotanjant. Peki onun ispatı nasıl? Onunla şöyle yapabiliriz. Onun için de şu sarı renkli üçgeni kullanmamız lazım. Şimdi şu Z şeklinden biliyorsunuz şu açıyla şu açı aynıdır zaten. Yani alfayı buraya taşıyabiliriz. Şu alfa ise bu da alfa. Kotanjant neydi? Bu üçgene göre konuşuyorum. Şu komşu kenarın, mesela buraya M diyeyim. Komşu kenarın karşıya bölümü. Karşının da 1 olduğunu biliyoruz OB'nin. O zaman komşu bölü karşı kotanjant olup, yani M ne oluyor? Kotanjant oluyor direkt. O yüzden şu mor çizgi zaten bize neye veriyormuş? Kotanjant alfa değerini veriyor diyoruz. Şimdi biraz daha inceleme yapmamız gerekiyor. Bu 4 tane şey verdim. Çünkü 4 farklı bölge var. 4 farklı bölgemiz var. Şimdi birinci bölge neresiydi? Şurası. Önce buraya indireceğim. Onun için gene açını çizmem gerekiyor. Ama onun için de şu okları bir alayım ben. Renk olarak da karışmasın. Ne olsun? Şu mor olsun. Tamam. Şimdi açının kolu, birinci kolu buraya koydunuz. İkinci kolu buradan çizdiniz. Yani bu birinci bölgede bir değer. Şimdi bu açının, şu açının alfanın erik tanjantı şuradaki değer oluyor. Şu uzunluk. Üst taraf artı olduğu için biz bunun ne olduğunu söylüyoruz. Artı bir değer olduğunu söylüyoruz. Demek ki birinci bölgede bir açı aldığımızda tanjantı artı çıkıyor. İkinci bölgeye geçen, yani 90'ı geçen bir açı çizdiğimizde nasıl yapacağız bakalım. Onun için de tekrar okları alayım. Gene birinci kolu buraya koydunuz. İkinci kolu 90'ı geçecek şekilde konumlandırdınız. Şöyle. Şimdi gördüğünüz gibi bir kere bu ikinci kol uzatsak yukarıya doğru mavi çizgiden tanjant ekseni uzaklaşıyor.
yani kesişmesi mümkün değil. O yüzden bu durumlarda yapacağımız şey şu şeyi kolu ters yöne uzatmak. Yani bunu alıp böyle bu tarafa doğru uzatmanız gerekiyor. Bir daha söylüyorum. Bu şu an geniş bir açı. 90'ı geçti. Ama bu kolu, ikinci kolu uzatıp biz hani mavi çizgi kestireceğiz de kesmez bu. O zaman doğrultuyu bozmadan ters yönde gidiyorsunuz. O zaman birim doğruyu burada kesiyor diyorum. O zaman şu değer bunun tanjantı oluyor. Yani bu alfanın tanjantı burası oluyor. Tanjant alfa. Peki bu nasıl bir değer? Dedik ki aşağı taraf eksi değer. O zaman biz burada tanjantın ne olduğunu anlıyoruz. Eksi olduğunu. Birinci bölgede artı 70, ikinci bölgede eksi. Yani geniş açılarda işte 120-130 gibi tanjantının eksi olduğunu buradan ve büyüklüğünün de şu olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde 180'e geçeyim bu sefer. Yani birinci kolu buraya koydum. İkinci kolu ne yaptık? Şöyle açtık. Yani üçüncü bölgeye renk getirdim. Bu sefer de gene kesmiyor. Gördüğünüz gibi ok aşağı gidiyor ama çizgi arkada kaldı, geride kaldı. O zaman gene bunu bu tarafa doğru ne yapacaksınız? Uzatacaksınız. Düzgün bir şekilde tabii. Burada kesiyor. O zaman şurası şu alfa açısının tanjantı şurası oluyor. Bu nasıl bir değer? Artı bir değer. Demek ki üçüncü bölgede bir açının tanjantını bu şekilde birim çemberde gösteriyoruz ve artı olduğunu söyleyebiliyoruz. Son olarak kolun biri burada. Diğer kolu şöyle açtık. Yani dördüncü bölge. Nasıl bir açı bu? Buradan böyle tabii ölçüyorsunuz. 270'te geçti. Böyle 300 derece falan. Biraz daha gitsek tam tur açacağız. 300 derece alfa burası. Bunun tanjantı da zaten burada kesti gördüğünüz gibi direkt sıkıntı olmadı. Şurası oluyor. Ve bu eksi bir değer olduğunu görüyoruz. Bu incelemeyle şunu anlattım. Hani her zaman kolu kestin uzatınca birinci ve dördüncü bölgede olduğu gibi kesmeyebilir. Kesmediği zaman ne yapacağız? İkinci kolun doğrultusunu yalnız bozmadan zıt yönde gideceğiz. Ve tanjant eksenini ne yapacağız? Kestireceğiz. Gördüğümüz gibi birinci bölgede artı çıktı değerimiz yukarıda oluyor çünkü ikinci bölgede şu geniş açıda zıt yönde gittik bir kestir. Eksi bölgede kesiyor tanjant eksenini. 200 derece gibi mesela 180'i geçen ama 270'e varmayan bir açı çizdiğimizde üçüncü bölge zıt yönde gidince artı değer alıyor. Ve 300 derece gibi bir açı çizdiğimiz zaman da tanjantının eksi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tanjant ekseni fonksiyonunu tanımlayalım demişiz. Şimdi tanjant fonksiyonu da aslında bir fonksiyon. Çünkü bir açı giriyor ve bunun tanjantı çıkıyor. Karşı bölü komşu ya da birim çemberden işte şu. Peki bu o zaman fonksiyonu tanımlayabiliriz. Şimdi diyor ki burada tanım kümesi bir görüntü kümesi ne olur? Ben bunu okumadan tekrar kendim anlatmaya çalışayım. Şimdi gördüğünüz gibi şuradan anlatmaya çalışayım ben size. Bakın iyi dinleyin. Bu kol şimdi aşağıdayken ne dedik biz? 0 derece. 0 derece. Peki 0 derecenin tanjantı ne? Tam bu siyah taradığım çizgi aşağı iniyor. Yani 0'a iniyor aslında. Ne yapıyor? Zaten tam o mavi eksenin tam orijini diyebileceğimiz yerde kesiyor. Yani 0'da 0 oluyor. Biraz diklerseniz işte şu siyah uzun oluyor. Biraz daha gidersen işte büyüyor. Gördüğünüz gibi abi yukarıda kaldı ben gidemiyorum ama şunu biraz aşağı mı alsaydık? Biraz küçülttüğüm için olması. Gördüğünüz gibi ben bu kolu uzattıkça bu siyah çizgi ne olacak? Yani şu tanjantı büyüyecek. Büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. Hatta 90'a doğru geldikçe tabii burada gözükmüyor ama mavi ile mor paralel gibi neredeyse oldu. Yani çok yukarıda kesecek. Yani atıyorum 89 dereceye geldiğin zaman çok paralel bir görüntü olduğu için bunun kestiği nokta artı sonsuzlara kadar gidecek. Peki 90'da ne olacak? 90'da gördüğünüz gibi paralellik söz konusu oluyor. O yüzden biz diyoruz ki 90 derece tanjant bulunamıyor, tanımsız. Çünkü o kesişme sağlanamıyor, paralel doğrular kesişmez biliyorsunuz. O zaman diyorsunuz ki 90'da bulunamıyor. Sonra 91'e geldik. Hatta da 95 derece olsun hadi. Kesmedi. Aşağı bunu uzatacaksınız şu tarafa doğru. O zaman ne olacak? Çizeyim hatta.
Bunu böyle uzattığın zaman nerede olacak? Ta bunu eksi sonsuzda kesecek. Tekrar eksi sonsuzda kesecek ama bu çizgiyi ben aşağı doğru 100 işte 100 dereceye, 105, 110 diye gittiğim zaman tekrar şu görüntü sıfıra yaklaşacak. Ve tekrar 180 olduğunda nereye gelecek? Sıfıra geldi. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Demek ki tanjantta herhangi bir sınırlama yok. Sıfırda olabiliyor, bir de olabiliyor. Artı sonsuza kadar gittik, eksi sonsuza indik. Demek ki oradan ne diyoruz biz işte burada şimdi açalım. Tanım kümesi. Yani her açının tanjantını bulabiliyor muyum? Hayır. Bütün reel sayılarda neyi çıkartmış bu arkadaşımız? 90 ve artı k'yı. Ne demek bu yani? Şimdi 90 da diyor bulamam. K'ya 1 verdiğin zaman k tam sayı çünkü. Yani 180 eklersek ne oluyor 90'a 180 ekleyince? Pi 180 de biliyorsunuz. Pi bölü pi 90 radyan. Bu da işte radyan kullanmış. 90 dereceye denk geliyor bu. Bu da 180. Bu aslında 270 derece yapıyor bizim için. Aslında 270 derece de yok. Ben anlatmadım az önce ama şimdi ben bu açının kolunu şuraya aldığım vakit bu 270 derece oluyor. Şu bakımdan 270 oluyor. Ve gene bu ikinci kol gene paralel konuma geçtiği için 270'te de bulunamıyor. O yüzden diyor ki bu arkadaş her 180 eklediğinde çünkü bir buraya bir aşağıya bir yukarı geliyor. O yüzden demiş ki bu arkadaşımız reel sayılardan neleri çıkart demiş. Neden uzak dur? En başta 90 ve sonra 90'ın üstüne 180'in katlarını eklediğin zaman oluşan nedir? 90, 270 işte ne yaptı? 270 dedik. 90 daha 360. 360 olmadan bir dakika. 270'e 180. 450 pardon. 450. Bu şekilde giden açılarda uzak dur. Çünkü bunlarda paralellik söz konusu oluyor. Kol açı koluyla eksen arasında. O yüzden bulunamıyor demiş. Görüntü kümesi neymiş? Reel sayı. Hatırlarsanız kosinüs sinüs demin ne dedik biz? Eksi birin altına inemez. Birin üstüne çıkamaz. Tanjantta bir sınırlama yok. Yani artı sonsuza kadar gidebiliyor değer. Dedim ya mesela 90'ı da bulamıyoruz ama 89 hayalet kapandı. 89 çizdiğiniz zaman 89 nereye tekrar göstereyim. 89 derece çizdiğin zaman bu kol şöyle bir şey oluyor. Neredeyse paralel ama paralel değil. O zaman ben bunu uzattığım zaman şu mavi çizgide ta gökyüzünde birleşir. Yani artı sonsuz olur. O yüzden çıktığımız bütün reel sayılar olabilir. Ama girdi neymiş? Girdi 90 ve 90'ın 180 katlarının fazlasına oluşan 90, 270, 180 daha 450, 542 gibi bunlar da tanjant bulunamıyor.